Selamlar, Ankara Gümrük mağazasını geziyoruz. Merak edilen ürünlere ve fiyatlarına bakıyoruz. Girişte sağ tarafta araçlar için çocuk koltukları bulunuyor. Hemen biraz ilerisinde erkekler ve kadınlar için tişörtler bulunmakta. Bu tişörtlerin orijinalliği gerçekten kafada soru işareti bırakıyor. Hangisi orijinal, hangisi değil? Bu konuda net bir bilgi yok. 1000 liraya Gucci'nin ve diğer birçok markanın ürünleri bulunmakta. Orijinalliğinden eğer anlıyorsanız ve 1000 lira sizin için uygun bir fiyatsa değerlendirilebilir. Ayakkabı kısmına geldiğimizde ayakkabıların orijinal olmadığı bariz belli oluyor. Nereden dersiniz? Dikiş kısımları oldukça saçma sapan atılmış şekilde ama fiyatları nedense 1500 lira. Bu ayakkabıları 350-400 Türk lirasına da bulabileceğiniz hemen bu mağazanın yakınında Ankara Ticaret isimli bir mağaza da bulunuyor. Oradan ayakkabıları değerlendirmek daha mantıklı diyebiliriz. Hatta bir tane Adidas'ın kadın ayakkabısı var. Gerçekten çok orijinal duruyor. Müthiş bir görüntüye sahip. 500 Türk lirası fiyat yazmışlar. Air Jordan diye geçen bir ayakkabı dikkatimi çekti. Dikiş hatası vesaire yoktu. Orijinalliği gene kafada soru işareti bırakıyor olsa da orijinal gibi gözüküyordu. Ama 1500 lira verilir mi? Bence asla verilmez. Ankara'daki gümrük mağazasına gelenler bilir. Yakınındaki birçok mağazada bu ayakkabıları 500, 550, 600 Türk lirasına bulabilirsiniz. Gümrük mağazası öyle bir hal almış ki ne orijinal ne orijinal değil artık. Hiçbir şekilde anlaşılmıyor. Ayakkabıların fiyatları saçma sapan durumda. 1000 liraya da ayakkabı var, 3000 liraya da ayakkabı var. Önceden 9000 liraya, 10.000 liraya lüks markaların ayakkabıları vardı ama birebir aynıları şu anda 500 liraya, 1000 liraya satılıyor. Önceden satılanlar orijinal değildi de orijinal mi deniliyordu şeklinde soru işaretleri de aklımızda belirmiyor değil. Columbia'dan Dextra kadar birçok markanın ayakkabıları bulunuyor. Eğer orijinal olup olmadığını anlayabiliyorsanız ve fiyatlarından haberdarsanız buradan alışveriş yapmak mantıklı olabilir. Ben bu marka ayakkabıların fiyatlarını takip etmiyordum. O yüzden bana satın alım mantıklı gelmedi. Camper markasının bir ayakkabısı vardı. Bot modeli olarak geçen, oldukça ağırdı. İçerisindeki yazılar da bana göre orijinalliğini belli ediyordu. Cep telefonu kılıflarının bulunduğu bir stand var. Bu standta hemen hemen birçok telefonun kılıfı bulunmakta. Fiyatı belirtilmemiş. En son burada gördüklerim 20 Türk lirasıydı. Bazı modeller hangi telefona uygun bu üzerinde yazıyor ama birçoğunda da yazmamakta. 20 liraya 30 liraya telefon kılıfı almak oldukça mantıklı gözüküyor. Dışarıdaki piyasada bu fiyatlara kılıfları bulmak neredeyse imkansız. Eskiden akülü arabaların bulunduğu yerde bir adet çocuk motosikleti bulunuyor. Fiyatı 10.000 lira. Yanında da bir adet Bird markasının elektrikli bisikleti bulunuyor. Fiyatı 50.000 Türk lirası. Piyasadaki fiyatı nedir? Araştırdığınızda size uygun geliyorsa satın alım yapmak mantıklı olabilir. Çocuk arabaları ve bebek koltukları bulunmakta. Bunların fiyatları 800 lira, 300 lira, 500 lira bandında. Piyasa fiyatlarından uygun gibi gözükmekte. 300 liraya baston şeklinde bir bebek arabası almak mantıklı olabilir. Erkek gömlekler 150 Türk lirasına satılıyor. Renk ve beden çeşitliliği var. 150 Türk lirasına kumaşları eğer sizce kaliteli ise gömlekler değerlendirilebilir. Kadın mayoları var her bedende. Hemen arka tarafında da erkek ve kadın için orijinal görünümlü bence çakma birçok kıyafet bulunmakta. İnsanlar bunlara ilgi gösteriyor. Kıyafetlerin etrafında bu reyona yüksek ilgi vardı. Galiba piyasadan uygun fiyata satılıyor. Gece kıyafetleri, pijamalar derken uzunca bir deri paltoyla da karşılaştık. Fiyatı 10.000 Türk lirası, güzel bir şeye benziyor. İhtiyacı olanlar değerlendirebilir. Möchler markası gibi bazı markaların euro ile satılan ürünleri de bulunmakta. Euro ile satılanların fiyatları 500 euro civarı, Türk lirası yazanlar 1000 lira yazıyor. Bunlar orijinal mi? Mesela Möchler'in 1000 liraya tişörtü bulunmakta. Orijinal mi değil mi eğer anlıyorsanız piyasadan uygun fiyata da buradan ürünleri satın alabilirsiniz. Teknoloji bölümüne geldiğimizde ise eskisi gibi bir düzen yok. Akıllı saatler için kordonlar karşılıyor bize ilk başta. Daha sonrasında takı toka şeklinde ufak eşyalar var. Teknolojiyle hiçbir alakası yok ama niyeyse bu reyonda sergileniyor. Arka kısımda büyük bir televizyon var. Uzun zamandır satılmıyor ve şu güvenlik kameraları ne zaman gelsek burada bulunmakta. Konverter, lamba, elektrikli makas gibi çeşit çeşit piyasada bulmakta zorlandığınız ürünleri burada bulabilirsiniz.
Cep telefonu reyonumda birçok markanın telefonu var. Fiyatları üzerinde yazmakta. Gigabaytlarıyla beraber telefonlar hakkında detaylı bilgi veriyorlar. Yurt içi, yurt dışı, hasarlı, hasarsız şeklinde. Hemen yan tarafında saatler bulunuyor. Saatlerin orijinal olmadığını söylüyorlar. Ama üzerindeki göstergelerin aktif olup olmadığı konusunda da net bir şekilde sizlere bilgi verebiliyorlar. Aşağı kısımda Helium hotspotlar bulunuyor. Tabii NLT coin patladı. Bunlar da muhtemelen ülkeye giriş yaparken el koyulan cihazlar. Uzun süredir satmaya çalışıyorlar ama oradaki stoklar nedense bir türlü erimiyor. Bir zamanlar 500-600 dolar verip bu ürünleri almak için insanlar sıraya giriyordu. Reyonun son tarafında Type-C'den Type-C'ye kablolar bulunuyor. 50 Türk lirasına satıyorlar. Bence oldukça mantıklı fiyat. Adaptörlerin fiyatı ise 200 Türk lirası. Onlar da mantıklı denilebilir. Yani kablo ve adaptörü 250 Türk lirasına alıyorsunuz. Orijinal mi değil mi konusunda net bir bilgi yok. Yani siz üründen anlıyorsanız eğer Apple marka ürünleri buradan tercih edebilirsiniz. Bazı araç parçaları da bulunmakta. Hyundai'nin beynini gördüm. Farklı devre çeşitleri vardı. Bu devrelerin ne işe yaradığı konusunda hiçbir fikrim yok ama orada sergileniyordu. İhtiyaç sahibi olanlar muhtemelen değerlendiriyordur. Bisiklet, skuter ve motosiklet için kablosuz kilometre sayacı gibi ürünler de bulunmakta. Alt tarafta da telefonların ekran filmleri ve 3 boyutlu gözlük bulunuyordu. Arka kısımdaki ürünler eskiden daha düzenliydi ve hepsinin fiyatı net olarak belirliydi ama şu anda o şekilde değil. MacBook Pro bulunuyor 2 tane. Bu MacBook Pro'lar Intel işlemcili olanlar, M1 veya M2 olan modeller değil. Fiyatı 30 bin lira ve 40 bin lira. Özelliklerin üzerine tek tek yazmışlar. Kısacası mağaza artık karışık bir şekilde satış yapıyor. Orijinal olup olmadığını anlamak tamamen size kalmış durumda. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Herkese mutlu günler.